Spor gününden mutlu günler sevgili seyirciler. Haftanın başında pazartesi günü yine dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta bu akşam oynayacak iki karşılaşmayla son erecek gündem hem 18. hafta hem de Galatasaray'ın Snyder transferi. Beyaz TV Spor Servisi editörü Emre Zabunoğlu ile birlikteyiz. Hemen Snyder transferiyle başlayalım Emre. Galatasaraylılar için hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Dün gece lig için Beyaz de olsun. Evet lig için de hayırlı olsun. Dün gece Beyaz Futbol'da Başkan Ünal Aysal da önemli açıklamalar yaptı. Birazdan onu da ekrana getireceğiz sevgili seyirciler. Çünkü transferin hemen ardından sıcağı sıcağına Ünal Aysal dün gece Beyaz Futbol programına katıldı ve Snyder transferiyle ilgili aynı zamanda gündemdeki Fatih Terimle arasında yaşanan polemikle ilgili de önemli yorumlarda bulundu. Snyder transferini değerlendirelim Emre. Neler katacak Galatasaray ve Spor Toto Süper Lig'e? Şöyle söyledin Galatasaray hayırlı olsun dedin ama bence ligi hayırlı olsun. Bir marka değerinden bahsediliyor her zaman. İşte bir marka. Yani Snyder bakıyorsun daha 200 sene önce Messi'nin bu ödül aldığı, 4 senedir üst üste aldığı ödülde ikincilik yaşamış. Yani Ronaldo'nun, geçen sene Ronaldo'nun aldığı yerde Snyder vardı. Hatta o sene Snyder'in alması gerekiyor dendi. Şampiyonlar Ligi'ni almıştı o sene, Dünya Kupası finali oynadı. Bakıyorsun yine hemen ardından Inter, kariyere bakıyorsun. Ajax, Real Madrid, Inter, buralardan gelmiş bir isim. Yine bakıyorsun Hollanda milli takımını da 90 kere forma giymiş bir isim. Ve Galatasaray'ın bu transferde şöyle bir başarısı var bence... İstenilmeyen boşta bir oyuncu değildi. Çok talipleri vardı. Avrupa'nın devleri, Liverpool, Tottenham. Dün Liverpool taraftarının kulübüne olan tepkisini biliyorsun. Para konuşur denildi. Yani. Money talks dedi. Money talks yani para konuşur ama e, bir de Türkiye'nin imajı da tabii ki bu noktada e, önemli. Ve mesela Pierre Fanouil Dong'un e, söylediği çok önemli. İşte e, Türkiye'nin ekonomisinin çok üst düzey olduğunu söylüyor Van Hollanda basında yaptığı açıklamada biraz tercihine şaşırdığını söylüyor ama kendisinin de aynı tercihte bulunduğunu söylüyor. Süper Ligi şöyle değerlendiriyor. Teknik üst düzeyde ama taktiksel anlamda çok fazla bir şey beklemeyin şeklinde. Ve Snyder burada herhalde farkını ortaya koyacak. Farkını ortaya koyacak ama işte bireysel yetenekler o taktiksel yönü zayıf olunca daha önce hayranım dediği Guti geldi bu lige gelen oyuncuları biliyorsunuz işte o tak, taktiksel düzende birleşemediği için bu sefer yeteneklerini sergileyemiyorlar. Çünkü ayak uyduramıyorlar. Bu sefer de gerekli performansı gösteremeyince yüksek paralar, yüksek beklenti bir hayal kırıklığı oluyor bu evet. tarz oyuncularda. E, geçeceğiz yine yorumlarımızı yapacağız. Snyder'ın e, bugün Türkiye'ye, İstanbul'a gelmesi bekleniyor sevgili seyirciler. Lütfü arubağan Galatasaray Kulübü CEO'su Bugün 15.30'da Hollandalı Yıldız'ın Türkiye'de olacağını, İstanbul'da olacağını dile getirdi. Ve yarın da Türk Telekom Arena'da Snyder'e bir imza töreni yapılması planlanıyor. Programın başında da söylemiştim sizlere Galatasaray Kulübü Başkanı Yunalaysal Aysal dün gece Beyaz Futbol Programı'na hemen sıcağı sıcağına bağlandı. Hem Snyder transferini değerlendirdi hem de e, Fatih Terim'in arasında yaşanan o eleman e, polemiğine farklı bir yorum getirdi. Ünal Aysal'ın açıklamalarını izleyelim sonrasında hem bu açıklamaları hem de Snyder transferini yorumlamaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray adına sizler adına. E, teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olur. Ee... Ve sevgili seyirciler Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal dün gece Beyaz Futbol Programı'nda transferin hemen ardından sıcağı sıcağına bu yorumları yapmıştı ve bugün 15.30'da Hollandalı Yıldız'ın İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve yarın da Türk Telekom Arena'da Snyder için bir e, imza töreni yapılacak sevgili seyirciler. Yönetmenimiz Ahmet'ten rica edelim. E, Ahmet Demirci Snyder'le ilgili o resimleri ekrana getirsin ve Emre Zabunoğlu'yla Birlikte yorumlamak istiyorum ee, bu fotoğrafları. Maşallah. İşte e, serbest vuruşu kim kullanacak e, sorusunun cevabı herhalde çok merak ediliyor. Selçuk mu Snyder mi sence? İkisi de aynı mı yerden kullanıyor ama Snyder biraz daha uzaktan friki katabilme özelliğine sahip. Muhtemelen aralarında öyle bir anlaşmaya gidip tam yayın üzerinde Selçuk atıp biraz daha uzakta Snyder'e bırakacaktır topu. Çünkü ikisi de çok net vuruyor ama Selçuk'un işte Galatasaray'da bir kıdem fazlalığı var ama Snyder de büyük bir isim. Orada bir anlaşmaya gidip Selçuk kaleye daha yakın bölgede atıp Snyder biraz daha geri bölgeden Frikik'te konu... başında da söylemiştin. Guti bir idoldü Snyder için ve Real Madrid'de beraber forma giydiler. Guti de bir Beşiktaş dönemi geçirdi ama çok da başarılı olamadığını söylemekte fayda var e, Guti'nin yolunda gitmez umarız Snyder. Guti'nin geldiği yaş ve Snyder'in geldiği yaş çok farklı. Yani Guti milli takımı da bırakmıştı. Tabii ki çok büyük yetenekli ama o Guti demin az önce söylediğimiz şey o takım kimyası oluşmadığı için e, tam oturtamadı. Ama Snyder daha 28 yaşında hedefleri olan ve önünde en önemli şey Galatasaray'daki transferinde performansını arttıracak çok önemli bir bir nokta var. Dünya Akbası. 2014'te Snyder orada oynamak isteyecek. Muhtemelen kaptan. Ama performansınız yoksa milli takımda yedek kalmış Çünkü Hollanda çok kaliteli bir milli takım. Her an yedek kalabilirsiniz. O yüzden çok önemli bir etken Galatasaray. 2000, 2010 yılında en iyi orta saha e, seçili diyebiliriz. Yani şöyle e, yılın karmasına işte ekrana geliyor şu anda e, Snyder, Messi ile Xavi ile Ines beraber. Ya orada yine bir eleştirdi bulmak istiyorum. Yani Snyder Dünya Kupası finali oynamış. İtalya Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış ama en iyi futbolcu ödülünü Lionel Messi alıyor. Snyder sadece yine altı karmaya girebiliyor. Evet. Ee, sen de eleştirmiştin. Messi'nin böyle bir özelliği var. Kupa almasa da. Ya o ödüllerde bir kritik nokta var. Yılın oyuncusuna vermiyorlar artık. Dünyada en iyi olan oyuncu kimse ona veriyorlar. Aslında öyle bir hata. Dediğin gibi Messi'nin o sene Dünya Kupası'nda golü de yok. Golü yok ve e, çeyrek, çeyrek finalde, Almanya'ya Almanya ile eleniyor. Bir tek topunda. İspanya Ligi şampiyonluğu var o sene Messi'nin. Snyder'in İtalya Ligi, Şampiyonlar Ligi final. Orada Dolayısıyla ödülüm. tam anlamıyla bana kalırsa Snyder'in hak ettiği bir e, ödülmüş diye düşünüyorum. Bu arada Snyder Ligi son bir şey diyeyim. Yeni Hacı deniyor. Bence tamam hacı çok büyük bir yetenek. Hacinin yaptıkları tartışılmaz ama yeni hacı olmasına gerek yok. Snyder'in Snyder olması yeterli bence. Değil mi? Snyder kendi başına zaten önemli bir fenomen diyebiliriz Hollanda futbolunda. Ee, Roma ile Inter arasında oynanan karşılaşma bir bir sona ermişti. İtalya Serie A'da son hafta mücadelesinde ve Maç sonunda Inter kaptanı Zanetti'nin Snyder ile ilgili yorumu vardı sevgili seyirciler. O da İtalya basında yansımış. Zanetti Snyder için iyi dileklerini gönderiyor. Onu da ekrana getirip üzerine biraz yorum yapmak istiyorum. Zanetti Roma ile oynanan ve bir birbirine olan karşılaşmanın ardından Snyder'e iyi dileklerini gönderdi. Snyder'in Inter'de kendisinin büyük bir futbolcu olduğunu kanıtladığını söyledi. Zanetti kişisel olarak bir tercih yaptı ve umarım her şey yolunda gider. Kendisi için iyi şanslar diliyorum dedi Zanetti Inter'in Arjantinli kaptanı. Ee, Snyder konusunu şu soruyla kapatmak istiyorum. Fatih Terim çift forvete alışmış bir isim. Hakan Şükür Arif Erdem zamanında da çift forvetle oynayan bir teknik direktördü. O zaman da e, Galatasaray'daydı. Şimdi nasıl bir taktik olacak? Elmander, e, Burak ya da e, Umut üçlüsünden ikisi görev yapıyordu ileri uçta. Sence Snyder onlardan birinin rolünü mü üstlenir? Yoksa o üçlüden ikisinin biri sağ çekilir, Snyder arkasında ikinci forvet gibi mi oynar? Hep bardağın dolu tarafından bahsettik. Bir de boş tarafı var. Snyder uzun süredir oynamıyor. Evet. Hem ne zaman döneceği önemli. Fatih Terim bence şöyle yapacak nispeten kolay maçlarda ve içerideki maçlarda yine 4-4-2'sinden vazgeçmeyecek gibi. Veya 4-3-1-2 yani Hamit, Selçuk, Melo önlerinde Snyder ikili forvet yapabilir. Daha nispeten kolay ve kendi sahasında oynadığı maçlarda. Deplasman maçlarında da Snyder'i geriye kaydırıp iki kanat forvetten bir tanesini Burak veya Umut'u kanada çekip ileride tek forvet oynatabilir. Çünkü her deplasman ve güçlü ekipler karşısında 4-3-1-2 oynarsanız çok sıkıntı çekersiniz. Galatasaray'ın Nispeten tamam. Snyder transferi çok önemli bir transfer ama e, defansta neler çektiğini biliyorsun sen de. Sence ne olur? Onu da soralım sana. Ben şöyle düşünüyorum. Orada Hamit çok kilit bir isim. Hamit ortalığın sağında görev yapıyordu. Hamiti sürpriz bir şekilde belki sağ beke çekebilir. Eboye'nin formsuz olduğu zamanlarda. Ama Ebu E'de e, formsuz örnek olmadı. veriyorum. Umut'u belki sağ açığa koyup Burak'ı oraya monte ederek buranın arkası Snyder izleyebiliriz Yani çok değişken bir Yabancı. Galatasaray da önemli. görebiliriz. Bu arada e, bir soru var. E, BASV Spor e, kullanıcı adıyla Twitter'dan bize gelen e, Galatasaraylılar merakla bekliyorlar. Acaba e, Beşiktaş karşısında forma giyecek mi hafta sonu? Sence Fatih Terim oynatır mı? Bence alacak kadroya şu şekilde alacak. Yani almakta bir zarar yok. Sonuçta bir kulübede bir havadır sınaylar. Ama maçın önüne geçebilir. O da risk. Ee, muhtemelen kadroya alabilir diye düşünüyorum. Çünkü sakatlar Afrika Kupası, Amrabat orada Afrika Kupası'nda. Oraya alabilir. Maçın gidişatına göre 80. dakika oyunu alsanız Snyder gir, girdi olur karşı takım için. Yani ne kadar hazır onu bilmiyoruz. Hazır dedi. Dün kendisi e, hazır olduğunu söyledi. Futbolcu her <laughs> zaman hazırım der yani. <laughs> hazırım <o> diyecek <laughs> tabii ki. Dün geceye gidelim sevgili seyirciler. E Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı ve sürprizlerle dolu bir hafta geride kaldı. İlk olarak Galatasaray Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Sonrasında cumartesi gecesi Beşiktaş puan kaybetti kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı ve dün de Fenerbahçe Sanika Boru Elazığspor'u ağırlamıştı. 2-0 geriye düşmüştü Sarı Maç 2-2 sonuçlandı. Dün geceye bir gidelim ve karşılaşma sonunda Aykut Kocaman'ın sözlerine kulak verelim özellikle dün ve bugün şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakiplerimizin de puan kayıpları maç öncesi bu isteklerimizle beraber bir araya geldiği zaman kağıt üstünde çok avantajlı kılıyordu bizi. Ancak futbol bir kere daha kağıt üstünde ki avantajların sahaya konması konusunda irade gösterilemezse, bilgi, beceri ve irade gösterilemezse e, ee, istediğiniz elde etme yolunda sıkıntı yaşatacağını gösterdi. Bugün maç, bugünkü maçta böyle oldu. Maça başlarken bu iki şutun gol olmasından ziyade maça başlarken de açıkçası tam böyle e, dışarıdan görünen, benim gördüğüm kadarıyla ki e, mutlaka herkes de görmüştü. O agresiflik, maçı isteme e, bunu hissettirme kıvamında değildik. Bundan da yararlandı Elazığ Spor. Böylesine bir haftada son bıraktığımız maçtan sonra güçlü bir başlangıç hepimiz için e, çok istenen bir durumdu. Ancak başaramadık. Temel problemimiz şurada başlıyor. Bizim yani buraya ait değil, temel problemimiz bence her zaman üstüne çizmeye çalıştım. bir tane olaydan geneli e, genele ait çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Bu Çok yanlış zaten her şey burada başlıyor aslında. Eğer bunu bir atlayabilsek belki e, uzun soluklu başarılar elde etme yurt dışında daha fazla olacak. E, burada da e, oyuncuların yani dönüşle ilgili motivasyon kaynağı neydi? Bununla ilgili özellikle Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarla yaptığım devre arasındaki Antalya'daki toplantıda söylediğim bir şey vardı. Tekrar... Evet Aykut Kocaman da puan kaybının sebeplerini mutlaka kendi içinde arıyor ve bunu da tartışacaklar e, kupa maçına kadar. Sence Fenerbahçe aynı tas aynı aman mı yoksa bir farklılık var mı ikinci yarıda? Daha kötüydü yani dün özellikle. Ama, ama eksikleri var. Bunu eksik. söylemek gerekiyor. Yalnız korkutucu olan şu. Fenerbahçe ne kadar eksik olursa olsun, ne kadar cezalısı, sakatı olursa olsun Kadıköy'de bir egomonyası vardı. Kalesi düşüyor. Yani içeride bu sene kaybettiği puanlar Fenerbahçe içeride kazanarak seri galibiyetlerle ligde tutundu. Son 3-4 sezondur öyle en azından. Böyle. O kalesi düşüyor. Tehlikeli olan o. Ve bu sefer de seyircinizi küstürüyorsunuz. Dün ilk defa internet sitelerinde biraz inceledim. Seyirciler oyunculara bu sefer destek vermediler. O tehlike Fenerbahçe Peki. için. Çok teşekkür ediyoruz Emre Zabunoğlu. Tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Bugün öğleden sonra Hollandalı yıldız Snyder'in İstanbul'a gelmesi bekleniyor ve Snyder'e yarın da Türk Telekom Arena'da bir imza töreni yapılması planlanıyor. Transferin detayları, Snyder'in gelişi ve spordaki tüm gelişmeler Önce saat 20.40'da Beyaz TV ana haber bülteni hemen sonrasında spor bülteni ekrana gelecek. Ve saat 23'te de yeni futbolda yine bu gündemi takip edebilirsiniz. Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Kütahyalı, Sinan Engin, Ümit Özat ve Ertem Şeler karşınızda olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşünceye dek hoşçakalın.